due to his opponent's injury and he will not be able to box here on the ring tonight. Şu anda anons değerlendirmesine geçilmiyor. Bir sonraki karşılaşmasını yükmen galip bitirdi. Alexi Vastin olimpiyat ikinci sporcu sakatlık sebebiyle bu geceye katılım gösteremedi. Niye başka sporcu gelmeyecekler gelmedi derseniz bir sporcu müsabaka yapabilirdi ancak Parsunatif'te. O da Stefan Cuevas'tı. O da bir tedavi devam ediyor. Onun da sakatlığı var. Daha doğrusu onun sakatlığı psikolojik. Psikolojik sıkıntısı var. Psikoloğuyla görüşmeleri devam ediyor. Bu sebeple bu geceye hazır olmadığı için Parsunatif onu da çıkartmadı müsabakaya. Bu sebeple de müsabakayı hükmen galip kazandık. Açıklıyorum yeniden değerli izleyenler isterseniz. 4 sporcusu var bu siklette. Paris United'ın yani orta siklette 73 kilogram maksimumda. Michel Tavares geçen hafta oynadığı için 2 haftalık dinlenme arası olamıyor. O yüzden oynayamadı. Cevat Şiger o zaten uzun süreli sakat oynayamıyor. Alexi Vastin bu haftanın ilk izmanında pazartesi günü kaburgalarını sakatladığı için burada yok. Ve yine Stefan Cuevas da psikolojiden görüşmelerini ötürü bu tedaviden ötürü geceye katılamadı. Böylelikle İstanbul 2-1 öne geçiyor değerli izleyenler. Artık geceyi kazanmak ve 3 puanı halimizi yazdırmak için sadece bir galibiyete ihtiyacımız var. Gecenin 4. müsabakasına direkt olarak geçiyoruz. Hrvoje Sep ekrana geliyor. Çok kaliteli bir boksör. İstanbul'da 2. müsabakası olacak. And his opponent in the red corner representing Istanbul's ve İstanbul'u temsil eden ringe gelen boksörümüz kırmızı köşede Constantin Bejenaru. Ve rakip ilk müsabak, ikinci müsabakasına çıkacak WSB'de daha önce İtalya'daki karşılaşmada çok büyük bir şanssızlık yaşamış. Çok büyük bir şanssızlık yaşamıştı ve sadece 20 saniye kadar süren müsabaka sonrasında kafa kafaya temas sonrası kaşı açılmış ve daha doğrusu göz kapağına yakalanan küçük bir açılma yaşamış ve müsabaka noktalandırılmıştı. Ring doktoru tarafından teknik beraberlikle müsabakası sonuçlanmıştı. Constantin Bejenaru çok kaliteli bir boksör. Bu gecenin favorisi olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Roman boksör. İstanbul'un iki Roman boksöründen biri. Bir isim biliyorsunuz. Geçen hafta tek galibiyetimizi elde eden Çipriya Napodeneze. Diğeri ise işte Constantin Bejenaru. WSB'de yabancı sporcu bakımından kısıtlama yok ancak bir ülkeden en fazla iki sporcu bulundurabiliyorsunuz kadronuzda. Paris United'ın yabancılardan ikisi Hırvatistan'dan. Bu akşam ikisini de birlikte göreceğiz. İki şu anda ekranlara yansıyor. Hrvoje Sep ağır siklette de Dünya Gençler Şampiyonu. Filip Grigoviç birazdan burada olacak. 4 maç yaptı Dünya Boks Ligi'nde. 3'ünü kazandı. Sadece bir kez mağlup oldu. Super Vogue. İşte Hrvoje Sep. And his opponent in the red corner. Tek yenicisi İstanbul'un Alman boksörü Enrico Köln'den almıştı. 4. maç haftasında Aralık ayında bunun için 3 kez rakiplerine karşı galibiyet elde etti ama 3'ünü de Kremlin Bears takımından aldı. Yani çok kuvvetli boksörlerle karşı karşıya geldi. Biz biliyoruz ama iyi boksör olduğunu biliyoruz ve rakip işte Bejenaru 26 yaşında. Son olarak World Combat Games yani Dünya Savunma Sanatları Oyunları Şampiyonası'nın şampiyonu olmuştu boksa. Constantin Bejenaru. Moldova kökenli bir Roman. Zobak için hemen her şey hazır. Not boxing after command stop. Say hello and good luck. Sıkı maç olacak. Az önce ne kadar birbirlerine odaklandığını görmüştünüz. İlk round başlıyor. Dünya Boks Ligi 10. hafta İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'ndayız. İstanbul'un 2-1 önde galibiyeti, bir galibiyet gecede 3 puan almaya bir galibiyet uzas. Gecenin 4. karşılaşması. İyi vuruştan sonrasında ipleri doğru yapıştırıyor adeta. Bejenaru rakibi Hrvoje Sep'i. Solak garda sahipsi. Bejenaru. Güzel sol direkt. Romanya'da da değerli izleyenler, bir ulusal kanal tarafından müsabakalar yayınlanıyor ve çok büyük ilgi çekiyor. WSB karşılaşmaları İstanbul'da varlığını sürdüren iki Roman boksör sebebiyle seri vuruşlar Bejenaru'dan. Sağ sol kombinasyona fark at geldi son olarak Sep. Safa sol uzattı Sep. Sağ parkat Bejenaru. Sağ sol kombinasyon Bejenaru. Sep'e yalnız dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Sep'e karşı hem deneyimli hem de teknik kapasitesi çok üstün bir sporcu. Çok da genç.
Fakat sağ kroşe, sol kroşe kombinasyonu. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda rakibine karşı kaybetmişti Avrupa Peterbiye ve şampiyona karşı. Yani belki ölümüne zerken süreçte tıkandı. Avrupa Peterbiye'de bu kazanı kırdaksın en iyi sporcularından biri dünyada o. Kafa attığını dile getirmeye çalışıyor Bejenaru rakibi Sepp'in. Hem çok yakın bir bölgeye yeniden. Sağ uzattı Sepp. Sol uzatan hemen ardından Bejenaru karşılıklı vuruşlarla devam ediyor ilk round. Sağ parkat güzel. Çeneyi şöyle bir yokladı. Sol hemen ardından yine Bejenaru kendi köşesinde aktif savunmaya devam ediyor. Sağ vurdu çıktı. İkili kombinasyon. Sağ uzatıyor Sepp sol köşe. Stop! Stop! Hop. İki kez daha. İkazı var. Sol Bejenaru. Sol köşe Bejenaru. Sağ uzatmaya çalışıyor Sepp. Sol direkt Bejenaru. Biraz vitesi düştü Hırvat sporcunun. Arasın Hırvat sporcusunun. Yine ikili kombinasyon. Şimdi Sepp içeriye sokulmaya çalıştı. Sağını uzatmaya çalışıyor. İyi bir eskimle kurtuluyor. Başını uzattı rakibinden Bejenaru. Sol Sepp isabetli. Sol yeniden Sepp. Sol kroşe. Bejenaru. Çok seri vuruşlar. 4-5 vuruşlar. Her biri ayrı noktalara hedef alıyor. Sol. Yeniden sol. Bakın sola parkat sağ kroşe. Sola olması ve sola parkatını kullanması çok büyük bir silah. Onun için sağ direkt uzattı Sepp. Karşı atak. Dünya şampiyonası deneyimi de var. Milano'daki son dünya şampiyonasında 2011'de 2 yıl önce yine ikinci turu görmeye başardı Sepp. 24 yaşında. Sağ uzatıyor. Son 7 saniye, 6 saniye yıkanın son vermesine. Güzel eskif. Bejenaru kaçtı. Ve yıkan sona eriyor. Gayet ortada. İki sporcu birbirini tarttı. Constantin Bejenaru'nun amatör boks altyapısı gayet iyi. WSB'de mücadele eden birçok sporcuya karşı önemli galibiyetleri var. Bakın geride kalan roundun önemli anları. Teknik kapasitesi yüksek. Örneğin geçen hafta Enrico Köling'i yenerek namalüplük unvanı Enrico Köling'i son veren şu anda 85 kiloda WSB'nin küresel sıralamada ferdi sıralamasında birincisi Ludovic Grogüe onu mağlup etmeye başardı. Yine çok daha ilginç bir örnek verelim. Bundan 6 yıl önce 2005 yılında değerli izleyenler şu anki dünya şampiyonu, arsiket dünya şampiyonu ve Milan Aslanları'nın en büyük silahı Clemente Russo'yu da mağlup etmişliği var. Puanlarda ilk round'da üstünüz, 10'a 9'luk üstünlüğümüz var. Gayet güzel başladı. Bu şekilde umuyoruz devam ettirebilir. Bejenaru. Müsabakayı böylelikle 3 puan almaya çok yakın olacağız. Sol sol. Başladı sollarla Bejenaru yine sol direkt. Uzak tutuyor rakibini kendinden. Sağ uzatmaya çalışan Sepp. Sol direkt sol köşe vücuda. Sağ direkt uzatan Sepp. Sepp bugün çok yakın dövüşmüyor. Tahminim. Bu arada bu mesafe hakem şimdi araya girdi. Sağ uzatan Bejenaru oldu. Muhtemelen yakın mesafede Bejenaru'nun çok etkili olduğunu biliyor ve çok yaklaşmak istemiyor. Seri vuruşlar Bejenaru sağ parkat çene altından çok iyi soktu. Şimdi sol direkle adeta nişan aldı. Sol kroşeyle isabet buldu. Yeniden aynısını yapıyor. Sağ kroşeyle bir tampon oluşturdu rakibi karşısında. Sol. Yeniden sol bakın püskürttü Sepp'i. Sepp sağ çıkarmaya çalışıyor. Şanslı yumruk denemeleri Hrvoje Sepp'ten. Aparkat var yakın mesafe. Sağ kroşe isabetli Sepp. Dikkatli olması lazım. Biraz sol eldiveni düşük. Bejenaru'nun. Sağ düzeltiyorum. Sol eldiveniyle rakibini anladı Bejenaru. Biraz boğuşma başladı iki sporcu arasında. Mücadele mesafesi daralınca özellikle. Sol deniyor Bejenaru. Sol sağ kombinasyon. Sağ fakat güzel yine abdominal kaslara mideye doğru hakemin bir uyarısı. Sağ direkt uzattı yakalayamadı. Sepp ustaca kaçıyor rakibinden. Bejenaru. Bu siklet. WSB'nin en ilginç siketlerinden biri. Çok kuvvetli sporcuların yanına geldi. Fiziksel yapılarına birbirine yakın olduğu bir siklet. Genelde 1.80 civarında boy ortalamaları. Sepp'ten isabetli bir sağ direkt vardı. Şimdi sol direkt Bejenaru. Sağ fakat o sağ kroşe üst üste Sepp uzak mesafeden yine yoklamaya çalışıyor. Bejenaru'yu. Sol deniyor. Bejenaru. Sol direkt Bejenaru.
atletler yine Bejenaru sağ kroşeye. Sep şimdi eldivenlerini kaldırdı, artık Bejenaru buradan gelen riski bertaraf etmek adına. Sol sağa, yine soluna yakaladı rakibini Bejenaru, pozisyonunu düzeltti. Sol kroşeye Bejenaru. Sol yeniden Bejenaru. Sağ direkt step. Çok yine ortada. Yine yakın mesafe şimdi. Sol kroşeyle isabet buluyor son olarak. Yeniden sol sağa yakaladı biraz. Gardı düşer gibi oldu Hrvoje Sep'in. Sağ direkt sol kroşe uzattı. Sep boğuşma başladı, köşede sarılıyorlar birbirlerine. Hakem şimdi ayırma çabasını sporcuları. Sağ direkt var Sep'ten. Solunu uzatmaya çalışan Bejenaru. Sol direkt Bejenaru, sağ direkt Bejenaru. Ve ikinci rounda sona erdi. İlk roundu önde tamamladığımızı yinemeyelim. Bu arada küresel lider değerli izleyenler, 3 kıtada devam eden mücadelelerde halen Baku Fires. Orada ilginç bir durum oldu. Son haftada 8. müsabakada Aslan Arnaz ve Baku Fires karşı karşıya gelmişler. Baku Fires 4-1 kazanmıştı müsabakayı. Sonra son müsabaka için bir resmi itirazda bulundu. Özellikle skor puanlama makinesinin arızası sebebiyle bir itirazda bulundu Baku Fires ve bu itirazı haklı buldu. WSB'nin merkezi, İsviçre merkezi. Sonrasında müsabakanın sonucu 3-2 olarak değiştirilince Aslan Arnaz puan aldı. Bu arada ikinci roundda Hrvoje Sep. Hrvoje Sep'in iki hakemden üstün olduğu, bir hakemden ise bizim halen üstün olduğumuzu görüyoruz. Şu anda çoğunlukta beraberlik var. Bu round çok belirleyici olacak. Özellikle sağ direkleriyle isabet bulduğu için Sep hakemden ona doğru puan verdiler gibi. Hadi Bejenaru, son müsabakaya bunu bırakmayalım. 3 puan alma şansını. Sağ uzatmaya çalışıyor yine roundun başında Sep. Sol kroşe Bejenaru. Az önceki hikayeyi tamamlayalım. Böylelikle Baku Fires deplasmanda bir puan almış oldu. O puanla 20-25 oldu. 25'e 20 oldu puanlar. Ve bu hafta Beijing Dragons'la Çin ekibiyle karşı karşıya gelecek. Çok büyük ihtimalle karşılaşmanın favorisiyle kazanacaktır Aslan Arnaz. Kazanırlarsa da en iyi ikinci, 3 kıtanın en iyi ikinci olmalarında önemli adım atacaklar. Şu anda en iyi ikincinin Milano Thunder olduğunu hatırlatalım. İşler karıştı WSB'de son haftalarda. Aktif savunma yapmaya devam ediyor Bejenaru. Tekrar müsabakaya dönerken sağa sağa üst üste. Hakem. O hemen başladı. Sep çıktı oradan Bejenaru. Başak kasanın dönmesi konusunda hakem buyuruyor. Kafa atma girişimi var Sep'in? Türkler'den biraz bu konuda sesler yükseldi. Sol direkt yeniden sol uzatıyor Bejenaru. Sol. Sağ direkt sol kroşe. O sağ direkle yakaladı rakibini Bejenaru. Sağ kroşe yeniden Bejenaru. Yine aktif savunma, direkt vuruşlarla kaçtı Bejenaru. Sol direkt Bejenaru. Çok yakın mesafe, burada her şey olabilir. Vücuda vuruş setten devam ediyor. Sol direkt uzattı Bejenaru. Sağ sol kroşe setten isabetli vücuda vuruşlar Bejenaru'dan. Sol kroşe set. Ellerini sağ elbirini çok indi Bejenaru'nun. Sol uzatıyor Bejenaru. Arkatı var Sep'in. Sep atakları sürdürüyor. Biraz başını eğdi Bejenaru hakem. İtiraz düzeltiyor. İkaz verebilir buna. Sol direkt Bejenaru. Sağ kroşeye Sep. Ağızlık mı düştü acaba? Hayır, devam ediyor karşılaşma. Sol direkt. Sağ direkt sol kroşeye ardından bir sol daha denedi Bejenaru. Başını eğiyor tabi, bu aparkata sebebiyet verebilir. Sol kroşeye Bejenaru. Sol uzatan Bejenaru tarafsız köşeye doğru. Evet, eldivende bir sorun var. Bandajda bir sıkıntı var, hemen bu gideriliyor. Sol sağ, sağ sol direkt vuruşlar Bejenaru. Sol kroşe. Kafalara dikkat. Yakın mesafede boğuşma var. Sol denedi Bejenaru, sağ Sep. Sol sağ, güzel bir aparkat, sağ aparkat. Hemen hemen sağ aparkat, evet, bu kez çeneyi bulan Sep. Sol uzatıyor. Şimdi Bejenaru. Şu anda son 20 saniyesi içerisinde çok kritik round.
İkazından sonra yine vuruyor set. Sekundinler bir itara dönüşebilir mi bu acaba? Sep'in vuruşu güzel, eskivi de iyiydi. Hemen karşı hata geçti Bejenaru. Sağ sağ Sep. Ve round sona eriyor. Yine çok kritik bir round. İkinci round'da Hrvoje Sep almıştı. Bu round'da da Hırvat boksör. İsabet yüzdesi yüksek zannediyorum. Şu kadar üzerinden gibi istatistik değer yok ama. Kontrolünü bir tokat savundu. Sporcu'dan kendine geldi der gibi. Hırvat bir antrenörü var değerli izleyenler Paris Fünat'ın. Paris Fünat'ta iki Fransız, bir Hırvat, bir Kübalı antrenör var. Bu hakem çok geç kaldı. Yani bu geç kalmanın kurbanı oldu. Bejenaru pozisyonlarından birinde ama tabii sırtında dönük kalmaması lazım. Ondan birazdan gelecektir. Çok kritik. Umarız geriye düşmüş olmayız. Sep'in fazla sayıda isabetli vuruşu var. Bakın burada İkazdan sonra gelen bir vuruş vardı. Hrvoje Sep'ten dördüncü round başlayacak. Sol var. Son uzatan bu kez Bejenaru ikili kombinasyon. Bejenaru sağa koşuyor. Bejenaru hadi bakalım kendine gelmesini dileyim. Romans koşuyor. Sep uzanıyor. Sağ parkat var. Sep'ten sağ direkt var yine. Sol direkt. Bejenaru. Sol koşuya Sep. Çok yorular. Vücutlarıyla birbirlerine doğru baskı kurarak birbirlerine taşıtıyorlar. Hamal gibi birbirlerini taşıyorlar vücutlarında. Vücutlarıyla ve bu da çok erken bir yorulma sürecine girmelerine sebebiyet verdi. Yakın mesafede vücuda vuruşlarla rakibini zor duruma sokmaya çalışıyor Bejenaru. Sol denedi Bejenaru. Sağ yine Sep. Sağ köşesi çok etkili. Sağ deniyor. Bejenaru gardı çok düşük. Bejenaru'nun Sep karşısında ikinci raftan bir öne. Sol, sağ, sol bir direkt güzel. Sol deniyor hemen ardından yine Bejenaru. Sol atılarak vurdu Sep. İnanın değerli izleyenler çok kritik bir round bu. İkaz kendinden başlarında yüksek tutmaları konusunda sağ denildi Sep isabet sağladı. İkili kombinasyon. Bejenaru sol köşeye. Bejenaru. Yine boğuşma başladı. Tabi boğuşmadan sonrasında rakip aleyhine bir ikaz gelse çok şey değişebilir karşılaşmada. Güzel eskimler Bejenaru. Karşı hata geçebilecek mi? Hakem de göz göze gelmeye çalıştı. Sağ deneyen Sep. Bejenaru vücuda vuruşlarla rakibini karşı atakta püskürttü. Sağ kroşeye isabet buldu. Haydi Bejenaru bakalım son dakikaya giriyoruz. Dördüncü round içinde. İkili kombinasyon. Yaklaştı rakibine Sep. Sol kroşe. Sağ kroşe. Sağ sola parkat veriyor Sep'ten. İşte. Bu ihtar. Hakem saymaya başladı. Bu ne? Nasıl bir şey bu? Çok ilginç. Çok ilginç. Bu müsabakayı hediye etmek olacak galiba Paris United'a. Sol kroşe var Sep'ten. Niye? Neden saydı? Ben inanın anlayamıyorum. Yine başını yiyor. Bejenaru sol köşe Sep. Sağ köşe Sep. Son uzatmaya çalışan Bejenaru. Son uzatmaya çalıştı Bejenaru. Apakatı kullanmaya çalışıyor Sep. Son saniyelere yaklaşıyoruz. Tabi roundu büyük ihtimalle Sep önde kapatacak. Bu da hiç boş bir durum olmuyor. Güzel bir sol direkt Bejenaru. Sağ direkt Sep ve round sona erdi. Dördüncü round da sona erdi. Beşinci round başlayacak değerli izleyenler. İşte boğuşmayla geçti genelde round. 3 ve 4. roundlar böyle. 2 sporcunun da
isabetli vuruş sayısı birbirine çok yakın ama hakem aleyhdeyse önce tabii bütün oyunumuzu bozdu. Konstantin çok iyi bir mücadele ortaya koyuyor. Çok güçlü bir golün alkışı gelsin ona. Bu anda da isteyeceğiz. Şu anda bu anda değerli izleyenler numara 8 olduğu için. Burada Şubay Esep 38-36 üstünlükler bakalım nakavta gidebilecek mi? Son müsabakaya kalınacak mı iş? Halen önümüzde 3 dakikalık koca bir süreç var. İkili kombinasyon. Bejenaru. Sağ güzel Bejenaru'dan. Haydi Constantin Bejenaru. Sağ deneyen Sep. Sol koşuya Bejenaru. Burada vuruşlar var Bejenaru'dan. Sol direkt var Bejenaru. Sol koşuya Sep. Yakın mesafe çeneye isabet buldu. Sağlam bir çene ama çok vuruş arasında hakemler tabii rakibe puan veriyor. Sağ parkat sol koşuya kombinasyon. Bejenaru sağ uzatan Sep. Sol uzatmaya çalışıyor yine Sep. İlk anın sonunda yine bakın bırakılan güreş gibi birbirlerine yaklaştılar. Baskı kurdular vücut vücuda. Şimdi kombinasyonlar Bejenaru'dan eldivenler çok iyilik. Sol koşuya Bejenaru. Fakat geliyor vücuda. Dişlik düştü kimin? Bejenaru'nun dişliği düşüyor. Tabii çok dişlik düşürmek değil ama henüz ilk kez düştü. Sol denedi ve isabet buldu Bejenaru. Sep yaklaşmaya çalışıyor. Sep tabii 5. karşılaşmasında WSB'de eğer kazanırsa 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde etmiş olacak. Sağ uzattı. Sol hemen altına isabet buluyor Sep. Vücuda vuruşlarla karşılık vermeye çalışıyor Bejenaru. Sağ pakat Sep. Sağ koşuya Sep. Sol koşuya Bejenaru. Sol koşuya Sep. Sol uzatan Bejenaru. Artık burada gördüğünüz üzere çok fazla görmeden sezerek vuruş yapmaya çalışıyorlar. Sol uzattı Bejenaru. Kafaya dikkat. Sol koşuya deniyor isabet buluyor. Bejenaru. Kameralara dikkat çekiyor Bejenaru. Şimdi karşı hata geçti. Koşeler yine çeneye doğru. Fakat vücuda. Sol direkt vurdu çıktı Bejenaru. Sol direkt yeniden sağ koşe. Son yarım dakika değerli izleyenler müsabakada son uzattı. Bejenaru hemen ardından bir sol Sep. İçeriye sokuldu. Burada Gerard Meyer hemen mağdur köşenin orada. Halis Unatik'in genel müdürü. O da yoğun heyecan içerisinde ayakta. Müsabakada çok büyük yoğun destek veriyor Sep'e. Stop! Tabii geceye çevirmek istiyorlar onlar da. Böyle olursa müsabakayı kazanırsa Sep 2-2 ile bitecek karşılaş. Durum genel durum 2-2 olacak. Ve son müsabakaya kalacak kazananın kim olacağı sorusunun yanıtı. İşte değerli izleyenler eldivenleri havada Sep'in ringde tur atıyor. Bejenaru maalesef istediğimiz performanstan çok uzak kaldı bu gece. Daha kaliteli bir boksör. Daha iyi performans gösteren bir Bejenaru bekliyorduk. İdman performansı çok yüksek bir sporcuydu. Bu akşam belki bir şeyler ters gitti. Sep'in daha çok isabetli vuruş sergilediğini söylemiyoruz. Eğer Sep kazanırsa hani adil olmayan bir sonuç çıktı diyemeyiz. Bu anlamayla üstündü. Eğer tabii şu round öncesinde bir beraberlik olsaydı genel durumda tabii ki Bejenaru'nun lehine de müsabaka bitebilir diyebilirdik. Ahmet Cemal Spor Salonu'nda gecenin 4. müsabakası TV Spor'daki birliklerimiz devam ediyor. Cuma akşamı itibariyle hakem iki boksörü de tebrik ediyor. 26 yaşındaki Bejenaru, 24 yaşındaki Sep. Birinci hakem 45-49, 45-49. Judge Bey ikinci hakem 46-48. Judge C üçüncü hakem 45-49, 45-49. Evet. And the winner by unanimous decision on points 3-0 ve karşılaşmayı oy birliğiyle 3-0 kazanan Blue Corner, mavi köşe, Super Hırvoy Sep kazanıyor. Genel durum 2-2 oluyor değerli seyirciler.
bir puan almayı garantiliyor her iki ekipte. Bakalım kazanan kim olacak? Dilerseniz ufak bir yarı verelim. Az sonra İstanbul'un daha mali sporcusu Ukraynalı Alexey Sivkov burada olacak. Ve böylece Paris United İstanbul karşısında. Saygıdeğer misafirlerimiz WSB World Series O Boxing Dünya Boks Ligi'nde heyecan.